Çekil kenara, çekil! Oğlum neredesiniz lan? Kimse kıpırdamasın! Bu bir soygundur. Kasa nerede lan? Durun, ne yapıyorsunuz? Oğlum, ne yapıyor gibi görünüyoruz lan? Ha? Kasa nerede kardeşim? Paralar nerede? Nakit kasası, nakit! Ha? Nakit yok. Nasıl yok lan? Nasıl yok lan? Ha? Ne biçim kuyumcusun sen? Kuyumcuda nakit olmaz mı? Vallahi yok. Sifta bile yapmadım. Altınları alın. Toplayın lan altınları. Sahte lan bunlar, imitasyon! Gel buraya. Salak kumarlar sizin karşınızda. Ne oluyor lan? Bana bak. Baştan başlayalım. Kasa nerede? Allah canımı alsın. Senin ağzından girer, ense kökünden çıkarım. Sayıyorum. Üç, iki... Acıkmadınız mı millet? Nihayet birinin hakkına geldi ha. Simitle kaşar yetti bana, ben iyiyim. Ali, geçen gün götürdüğün bir gözlemeci vardı ya senin. Çok ters şimdi orası ya. Bir yerde bir çorba içsek yeter bana. Abi hem soruyorsun hem de yer beğenmiyorsun sen daha. Kuyumcu dükkanında soygun girişimi. Tekrar ediyorum, kuyumcu dükkanında soygun girişimi. Adres Akşemseddin Bulvarı, Kamer Sokak. Yakın mı bize? İstanbul'un öteki ucu. Bu trafikte hem de. Biz gidene kadar iki dükkan daha soyar adam ya. Vardır nasılsa o tarafta ekip ya, bakarlar. Aynen. Çorba mı o zaman, hadi. İhbara neden cevap verilmiyor çocuklar? Rıza baba. Müdür oldum diye telsizi kapatmadım çocuklar. Yok, hayır. Biz yani... Ayrıca sizde fena halde bir rehavet hissediyorum. Sahaya inmiyorum diye gevşemeyin ha. Bir an önce dükkana gidin. Olay yerindeki tertibi alın, hadi. Anlaşıldı müdürüm. Gönder, gönder, gönder. Hadi daha sırada altın bilezikler var. Hadi, 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 hadi. Birileri aramış da şimdi. Kesin polis damlar şimdi. Nakit yeter, hadi gidelim. Abicim, al. Polisler. Allah'ınızdan bulun be. Kes lan sesini. Çık, 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 çık. Çantayı al, çabuk. Hadi, hadi, hadi. Abi iyi misin? Ne abi iyi misin? Ya dur, ne yapıyorsun? Etrafta insanlar var ya. Sakin ol abi. Ne tarafa gittiler? Ya şu tarafa gittiler. O tarafa gittiler. Üç kişiydiler. Dön dön dön, hadi bin çabuk abi, çabuk. Gel, hadi. Su getirin ya. Abi çıkarmıyor muyuz bunları artık ya? Hayır sakın. Trafik kameralarına yakalanırız. Salak gibi bıraktık altınları senin yüzünden. Başlatma lan altından şimdi. Gerizekalı. 10 saniyeyle atlattık polisleri. Hayır alırdık yani altınları. Siz paralar alırken ben de bir yandan doldururdum. Ne var bunda? Alsan ne olacak? Çıkartabilecek miydin elinden? Olmaz mıydı? Uzatmaya kalktığımda tepene bineceklerdi. Salak! Oğlum şş. Ne biçim konuşuyorsun lan öyle sen salak malak? Uzatma lan. Bak hala lanlı manlı konuşuyorsun. İsmet kızdırma kafamı. Kızarsan ne olur lan? Abi polis kovalıyor bir durun ya. Harbi mi lan? Ha? Çevre yoluna sapmadı. Halim daha doğru sürüyor. Peşindeyiz tamam. Anlaşıldı 61. 64 bir merkez. Şahıslar hemen önümüzde. Bilinen araçla seyir halindeler. Üç kişiler doğru mudur? Doğrudur. Üç kişiler tamam. Karşı istikametten geliyoruz. Konum bildirmeye devam et 64-1. Anlaşıldı. Dostum biraz yavaş ya. Nasıl yavaş ya? Kaçıralım mı adamları? Ya ölelim daha mı iyi usta? Oo. Usta! Usta! Ya. Arkada poşet var istersen. Hadi Devrem yapıştır şunu. Alalım şunları hadi. Tamam Devrem. Oğlum sen kimsin lan bana karşı geliyorsun? Seni kim patron yaptı başımıza kardeşim? Lan senin ben var ya. Hadi lan. Ya bir durun ya. Arkamızda ayı mı örüyor? Sizin yaptığınız işe bak. Git lan. Önüne bak. Önüne bak sen sür. Sürüyoruz. Atlat şunları. Biz ne yapıyoruz? Armut mu topluyoruz? Sıkı tutun. Kaçırdık adamları.
Atlattık galiba abi. İyi. Laf dinleyen biri var Allah'tan. Şşş! Bana bak. Yanlış konuşuyorsun Mustafa. Kes lan. Ya abi sakin ol. Bittim ben kardeşim. Sakin ol abi. Buyur abi. İç abi. Sen iç abi. Ne kadar kamera varsa topluyoruz. Hem buradan hem Muhit'ten. Ece, sen de gençleri dağıtırsın. Olay yeri nerede kaldı ki? Kuyumcunun sahibi kim? Benim. Geçmiş olsun. Sağ ol. Ne çaldılar? 1.078.500 lira. Yuh. Ne arasaydım ben abi? Sağ ol. Alemdar sapağında kaçırdım komiserim. Dibindeyiz adamların diyordum. Nasıl kaçırdınız oğlum? Şey oldu komiserim. Araçlar arıza yaptı. İkisi de mi? Şey oldu komiserim. Araçlar kaza yaptı. Eh bravo size yani. Harika. Bravo ya. Ani oldu. Birden oldu komiserim. İstemeden. Bilmiyorsanız sürmeyin oğlum ya. Ne tarafa gittiler? Bütün planı ben kurdum. Ben oğlum git başımdan. Ben kurmadım mı Nihat? Allah'ını seversen söyle. Ya abi gidin benim başımdan. Allah aşkına gidin ya. Yeter. Bak Allah'ın adını veriyorum Nihat söyle. Lafa tutma adamı. Girecek şimdi bir yere. Yalan mı lan yalan mı? Sayemde zengin oldunuz be. Geldik. Ulan hala teşekkür edeceğine. Allah razı olsun diyeceğine. Hala kolpa çekiyorsun bana içeride be. Demediğin laf kalmadı. Şşş! Kalıbına yakışıyor mu senin? Adam ol lan biraz. Yeter lan, yeter lan, yeter! Şşş. Uzatmayın artık ya. Hadi abi, hadi abi. Bana niye söylüyorsun lan? Buna söylesene sen. Asıl uzatan o. Oh, oh, oh. Abi ne yaptın? Yedi bitirdi lan beynimi. Beynimi yedi şerefsiz. Abi çok sert vurdun. İyi yaptın. Abi gel yüklenelim şunu hadi. Hayır hayır bırak. Bırakıyoruz yürü. Bir dakika daha çekemem bu sallağı. Abi. Kafayı çalıştır azıcık Nihat. Polis 3 kişi arıyor oğlum. 2 kişi daha kolay kaçarız. Abi bir şey diyeceğim. Parayı da 2'ye böler miyiz be? Yok. Onun payı benim. Ben 3'ün 2'sini alıyorum. Sen 1'ini. Var mı itiraz? Yok abi helal hoş olsun. Ne helal lan salak. Geç arabayı hadi. Nasıl kaçırdık adamları usta ya? Biz ne kaçıracağız usta? Çaylaklar kaçırdı. O sopalar gibi dibine kadar gireceğim de bir inmeyeceğim tepeleri. Ey yavrum ey. O kadar bastın ki bir faydası da olmadı. Midem alt üst oldu sayende. Sen yaşlanmışsın çoban. Eskiden olsa kaputun üstüne çıkar yine giderdin. Adam gibi sursan yine çıkarım da. Tabii tabii. Ha. Rıza baba arıyor. Atacak şimdi fırçasını. Buyur Rıza baba. Ne durumdasınız Hüsnü? Sesiniz çıkmadı. Takibe devam mı? Maalesef kaçırdık Rıza baba. Ama aramaya devam ediyoruz. Zahmet etmeseydiniz ha? Nasıl Rıza baba? Tabii ki arayacaksınız. Bir iz bulmadan gelmeyin. Tamam mı? Ama Rıza... Hatta kal Hüsnü. Siz ne durumdasınız Ali? Henüz bir numara yok baba. Heriflerde hem kar maskesi hem eldiven var. Hem de bu havada. Eşkal alamıyoruz yani baba. Parmak izi de yok. İyi bir haber. Yok henüz baba. O halde niye arıyorsun beni? Yok baba şey için. Gelişmeleri haber vereyim. Hangi gelişmeleri Ali? Yavaşsınız Ali yavaşsınız. Hadi biraz tempo 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 tempo. Evet Hüsnü. Kızdı galiba. Sabah fırçasını attı vallahi. Bu aralar fena sinirli. Burada yapacak bir şey yok. Leo Bey ile Ayhan'ın önce sağlık kontrolüne, sonra da merkeze alacağız ifade için. Kovanları topladı çocuklar, balisteye gidecek onlar da. Çevredeki kameralar demiştik. Ona da bakıyorlar. Ne çıkacaksa artık maskeli suratlardan. Aynen. Ne çıktı? Say say bitmiyor be abi.
Milyondan fazla var burada. Oh be. Temiz iş oldu ha. Ama İsmet abiye daha iyi oldu be abi. Nihat, kızdırma bak beni. Nereye gideceğiz abi? Mekana geçiyoruz. En az bir hafta burnumuzu çıkarmayacağız. Abi. Konuşsana oğlum. Şey diyecektim ya. Ya İsmet konuşursa polise? Payını da vermedik zaten. Konuşamaz. Konuşursa kendini de yakar. Doğru. Hem mekanın yerini bilmiyor o salak. O da doğru ya. Adamların kaçtıkları aracın plaka neydi? 34 Denizli Adana 71 at. Vallahi da bulduk usta. 4541 merkez. 4541 merkez. Merkez dinlemede 4541. Soyguncuların kaçtığı aracı bulduk. Aman Mehmet, dükkan sana emanet. Dışarıda kimse görünmüyor. Merak etme sen abi. Şşş. Yaklaşıyoruz. Rıza baba. Dur, dur. Şşş. 4541 merkez, araç bilgisi doğru. Şahıslardan herhangi bir iz yok. Aracın etrafında falan da bir iz yoktu, öyle mi? Yoktur Rıza baba. Çektirdik aracı garaja. Bakıyorlar parmak izi falan. Çıkacağını sanmam. Eldivenliymiş adamlar. Eldivenli, kar maskeli. İyi hazırlanmışlar. Destek ekipler de ellerinden geleni yaptılar ama... Kaza mı yapmıştı onlar da? Öyleymiş. O yüzden bırakmak zorunda kalmışlar takibi. İyiler ama, değil mi? İyiler. Araçlarda hasar var sadece. Kuyumcudan da bir şey çıkmayacak galiba. Sanmıyorum abi. Dükkanın kamera kayıtlarına baktık. Üç adam var. Üçü de maskeli. Eldiven var. Parmak izi de çıkmaz. Çıkmaz. Çevre kameralardan da bir şey çıkmaz o zaman. Çocuklar aracın izini kaybedene kadar gittikleri istikametteki mobeseleri tarıyorlar. O ne işimize yarayacak peki? Hani dedim, araçta çıkartmışlarsa maskeleri belki en azından direksiyondaki falan. Doğru. Olabilir. İyi düşünmüşsün. Baksınlar tabii. Araç değiştirdikleri kesin gibi. Bizim aracı bulduğumuz yerden başka bir aracı geçmişler muhtemelen. Araç değiştirmeden yakalayacaktık adamları. Bu kadar bastık usta. Gördün, yetişemedik işte. Ben olacaktım ki direksiyonda. Rıza baba, sen sıkılmışsın biraz. Vallahi ne yalan söyleyeyim. Otur otur, iyice hamladım burada. Tamam müdürüm. Bir dahakine seni de alırız. Zaten şikayetçiyim bunun şoförlüğünden. Ya zar zar zar, amma ağladın ya. Hadi be, sus. Tamam. Tamam, tamam, kesin. İfadeler ne durumda Ali? Evet, şüphelendiğiniz biri yok yani, öyle mi? Yok, kimse gelmiyor aklıma. Son birkaç gün içinde dükkana girip çıkan müşteri, esnaf, yol adres soran... Bilmiyorum ki, gelmiyor öyle kimse aklıma. Maskeliydi adamlar. Evet. Peki sesleri tanıdık geldi mi? Tanıdığınız, bildiğiniz birilerinin seslerine benziyor muydu? Aksanı, konuşması, seçtiği, kullandığı kelimeler falan. Yok, benzetemedim. Bu durumda herkes olabilir. Daha önce olmuş muydu böyle bir şey? Soyulmuş muydu dükkanınız? Böylesi ilk oluyor. Böylesi derken? Birkaç sene önce koca karılar lafa tutup bir şeyler aşırmışlardı. Ama böyle silahlı, külahlı soygun ilk defa. Son olur inşallah. İnşallah. Bir yardımcım var demiştiniz dükkanda. Ayhan. Mahallede falan arkadaşlarına laflarken, şu gün mal gelir, şu gün mal gider. Kasa şuradadır, patron içeride para tutar, tutmaz. Bankaya götürür falan.
Yok komiserim. Ben Leo amcanın yanında büyüdüm. Musevileri bilirsiniz. İyi tüccardır hepsi. Leo amca da öyle. Daha çırakken öğretti. Dedi işimiz namusumuzdur Ayhan. Dile düşürmeyeceksin dedi. Öyle yetiştik biz yani. Tamam oğlum anladık anladık da. Belki kazara ağzından falan kaçırmışsındır. Ne bileyim şeytana uymuşsundur ha? Borcum morcum falan vardır birine. Yok komiserim. Buyurun istediğiniz kadar araştırın. Leo amca benim kaç yıllık ekmek kapım. Ne ona bir zararım dokunur ne de harama yer uzatırım. Leo amcaya sorun beni. Eyvallah. Yok mümkün değil. Kendimden şüphelenirim Ayhan'dan şüphelenmem. Ben yetiştirdim onu. Pırlanta gibi çocuktur. Aşka girip çıkan var mı kimse dükkana? Muhasebeci, ne bileyim mal getiren falan birileri? Yok. Mal almaya da muhasebeciye de biz gideriz. Onlar gelmez. Yani gelir de 40 yılda bir. Başka kimse? Bir de işte temizlikçi bir kadınımız var. O gelir temizliğe. İfadesini aldık şimdilik temiz. Ailenizden şüphelendiğiniz biri var mı? Kavgalı olduğunuz, size düşman olabilecek, tehdit eden birileri? Düşünüyorum ama gelmiyor öyle biri aklıma. Bizim cemaatle zor zaten böyle küslük, düşmanlık. Bir avuç kaldık zaten komiserim, biliyorsunuz. O sebeptendir ki sıkı sıkı tutunuruz birbirimize. Küslük, dargınlık olmaz pek bizde. Aylin. Sorgun görüntülerini izledin mi? Evet, izledim Rıza baba. Ne düşündün? Dersini iyi çalışmış birileri olmalı bence bu adamlar. Nereden çıkarıyorsun peki bunu? Adamı hemen kasaya yönlendirmişler. Yani dükkanda neyin nerede olduğunu biliyorlardı. Bana da öyle geldi. Kasayı çok kolay buluyorlar. Evet. O üç kar maskeli adam. İşlerinden en az biri daha önce o kuyumcuda bulunmuş. İçeriden yardım mı almışlardır diyorsunuz? Bilmiyorum. Leo Bey'le konuş. Önceki çalışanların da listesini çıkarsın. Aralarında sabıkalı biri var mı öğrenelim, tamam mı? Tabii Rıza. Dedik değil mi sana? Taş atıp kolumuz yorulmayacak diye. Dinleyeceksin oğlum Mustafa abini. Ne diyorsak o. Alo, laf konuşuyoruz oğlum burada. Dalmışım abi, pardon. Nereye dalmışsın oğlum? Dünyanın parasını kaldırdık. Sevin lan biraz. İsmet geldi aklıma abi. Sen bilmez burayı deyince... Unut oğlum İsmet'i artık. Yok İsmet mismet. Kapandı o defter. Ben de onu diyorum işte abi. Sert vurdun. Hani diyorum öldü kaldıysa... Kafası kalındır onun. Bir şey olmaz merak etme. Şimdiye çoktan kendine gelmiştir o. Şaşkın tavuk gibi dolanıyordur ortalarda. Ne yaptınız Mesut? Biz çıktık devreye usta. Nerede buluşuyoruz? Ya daha çıkmadık ki biz. Neredesin ki sen? Deniz Hanım'ı almaya geldim. Teşrif ederse çıkacağız hemen. Ya gülme Mesut ya, gülme Mesut ya. Neymiş? Deniz, bizimkini aç etmiş kapıda. Hey gidi Engin amirim be. Sen kapılarda bekletilecek adam mıydın? Kurtlay kocayınca böyle oluyormuş Engin amirim. Hadi hadi işinize bakın siz. Beni bunların diline düşürdün ya Deniz. Canına okumaz mıyım ben senin gelince? Amirim. Ne oldu Deniz? Amirim smokin. Ne smokin? Nasıl smokin Deniz? Ne diyorsun ya? Kedim smokin. Çok hasta. İyi görünüyor. Ya iyi değil biliyorum. Tam evden çıkarken ben kusmaya başladı. Kanlı manlı. Yediği bir şey dokunmuştur belki canım. Bunların midesi bizim midemiz gibi değil. Sağlamdır bunların midesi. Bir şey olmaz. Ya nasıl bir şey olmaz amirim ya? E görmüyor musunuz haline bakın. Kaç günün neşesi yoktu zaten. Allah Allah ne yapacağız peki? Veterinere götüreceğiz. Böyle mi bırakalım? Ya devriye ne olacak? Ya kedim ölüyor diyorum amirim. Smokin ölüyor ya. Devriye daha mı önemli şunca aslında hayatından? Amirim ne olursun hadi lütfen. Benim oğlan seninkinden de beter. Seninkinin gene elinde bir mesleği var. Bizimki
Boş gezenin boş kalfası. Anca konuşsun. Yok mu yerim? Zamanı gençleri bitmiş, bitmiş. Yardım edin! Bak, bak şuraya. İmdat! Konuş bu adamı. İmdat! Ben anlamıştım. Çaldılar. Tamam. Hırsızlar paramı çaldılar. Şerefsizler. Tamam. Paramı gasp ettiler. Sakin ol. Sakin ol kardeşim. Sakin ol. Birazdan polis gelir derdini anlatırsın. Çaldılar. Sakin ol. Paramı çaldılar. Tamam, ben polise haber veririm. Paramı çaldılar. Sakin ol evladım. Hırsızlar! Hırsızlar! Paramı gasp ettiler. Sakin ol. Paramı... Bu bizim Engin. Rusya'ya gitmeden önce de böyle miydi usta? Nasıl mıydı? Ne bileyim. Eskiden daha sert bir herifti diye hatırlıyorum. Bir kız kapısında bekletecek de Engin basıp gitmeyecek. Abartma usta sen de. Adam iş arkadaşını bekliyor. Devreye çıkacaklar. Yoksa ne diye... Beşiktaş bölgesi tüm ekiplere. Abbas Ağa sokakta darp ve gasp olayı. Karakol ekipleri olay yerinde. 33-20 merkez. Civardayız, intikal ediyoruz, tamam. Engin'e de haber ver bari. Tamam. Ya tamam, dur kızım, dur. Sakin. Sahibi nerede bu köpeğin ya? Söyle Mesut. Ya dur, yalamasana evladım. Ne diyor? Yalama diyor. Ne? Sana demiyorum ya, köpeğe diyorum. Senin köpeğin mi var usta? Köpek mi almış? Benim değil ya. Kimin? Bilmiyorum kimin olduğunu. Hayır, niye seni yalıyor o zaman? Veterinerdeyim çünkü. Neredeymiş? Veterinerdeymiş. Yani denize alacaksın. Deniz yok mu usta yanında? Yok. Smokin'le girdi o içeri. Ya o sahibi yok mu bu köpeğin ya? Neymiş? Deniz Smokin'le içeri girmiş. Siz ihbara intikal ediyor musunuz? Ben anlamadım hiçbir şey. Doğru mudur? Ne ihbarı ya? Ben duymadım hiç. Darp soygun. Ya o kız mısın, oğlum musun? Bırak paçamı ya. Biz o zaman ihbara geçiyoruz. Haberleşiriz usta. Alo. Neymiş? Paçayı fena kaptırmış usta. Amirim, Smokin çok hasta. Oh, tamam, abi, dur kardeşim. Ya. Dur, abi, tamam. Ne yapıyorsun? Geçti, ya? Tamam. Abi, ne yapıyorsun ya? Yandı ya. Zaten yaktılar. Ne yapıyorsun ya? Ah, ah. Yavaş. Neymiş mesele? Darp etmişler arkadaşı komiserim. Tamam, tamam. Onu anladık oğlum. Dur, dur. Saldırgan motosikletle gelmiş komiserim. Acıyor ya. Adamı darp edip araçtaki para çantasını almış. Tamam, geçti. Ambulans çağırdınız mı? Çağırdık komiserim. Arkadaş rahat dur. Acıtacağım bak canını. Ya abi daha ne kadar acıyacak ya? Ya resmen yaktın suratımı be abi ya. Geçmiş olsun, geçmiş olsun. Komiserlerim asayiş şubede. Abi. Komiserim ben bittim. Ben mahvoldum ben yavrum. O şerefsizler benim ocağımı söndürdü komiserim. Allah bin türlü belalarını versin. Allah'ınızı severseniz bana yardım edin. Bulun o şerefsizleri. Beni soyup sobana çevirdiler. Bitirdiler beni komiserim ya. Ya ben... tamam sakin ol, sakin ol. Nefes al ya. Ben daha nasıl sakin olayım ya? Nasıl sakin olabilirim? Gitti benim paralarım, gitti benim paralarım. Sakin ol. Anam bana para verdiğin için şerefsiz. Ne kadardı çaldılar, para? Para çaldılar. Ne kadardı? Çok abi. Vallahi billahi çok. Ne zaman oldu bu iş? Yarım saat kadar falan işte. Abi o para benim her şeyim abi. Anacığımın evini sattım. Ben iş kuracaktım o parayla. Ocağımı söndürdü şerefsizler. Hadi, hadi tamam, tamam hadi kalk. Anamı paralarla çaldılar. Ne yapayım tamam, ben kalk. Şimdi abi kalk, ya? Kalk. Tamam kardeş, sakin ol biraz, sakin, sakin. Gel. Gel, gel. Gel biz seni hastaneye götürelim. Anneni de çağırırız oraya. Gel, gel dedim. Şerefsizler. Çocuklar. Kamera bakın etrafta. Tamam, Allah rızası için ne olur bulun. Allah rızası için ne olur bulun onları. Lütfen bulun onları. Tamam. Bunun hesabını sorun. Tamam oğlum, ben tamam. Ben de bu vatanın evladı tamam, değil miyim tamam, be tamam. Abi? Tamam oğlum.
Yandım bittim ben abi ya. Sabaha kadar serum vereceklermiş. Mecburen ben buradayım sabaha kadar amirim. Ya başında beklemen şart mı Deniz? Sabah gelirsin. Aşk olsun amirim ya. 5 senedir çocuğum gibi oldu Smokin. Sen çocuğunu bırakıp gider misin? Efendim Mesut. Usta ne yaptınız? Biz şeye geldik. Semt karakoluna geldik. Bir kapkaç olayı varmış da. Tamam, kolay gelsin. Biz de şu darp gasp olayındaki adamı hastaneye kontrole getirdik. Ona bakıyoruz. Siz gelebilecek misiniz? Ya usta siz kendiniz halledebiliyorsanız edin. Bizim başımız biraz kalabalık burada. Usta, köpek sesi geliyor arkadan. Eyvallah usta, tamam hadi görüşürüz. Ne oldu, önemli bir şey mi? Yok, Mesut da üstü hallediyor. Git istersen sen amirim. Ben de seninle buradayım. Çok iyisin amirim. Yani beni yalnız bırakmadığın için. Tamam, önemli değil. Ama sen de toparla biraz kendini. Ne yapayım amirim, elimde değil. Çocuğum gibi oldu kardeşim. Evin içinde bir can işte o da. Doğru. Ya Smokin'e bir şey olursa? Olmasın. Nasıl durumu? Burun kemiğinde çatlak var. Elmacık kemiği, çene sağlam. Başında bir darbe var ama travma tehlikesi görmüyorum. Yalnız ruh hali perişan. Onun farkındayız. Ne yapsın usta adam? Anasının evini sattığı gün parayı kaptırmış. Perişan tabii. Girebilir miyiz yanına? Tabii tabii. Eyvallah. Nasılsın İsmet? Nasıl olayım komiserim? Bu yaşıma geldim bir baltaya sap olamadım. Evlendim, karım terk etti. Ne işe girdiysem beceremedim. Anam evini sattırdı bana. İş kurayım diye parasını bana verdi. Ben ne yaptım? Gittim kaptırdım komiserim. Vallahi billahi kanıma dokunuyor. Dur bakalım, sabah ola hayrola. Sabah kim öle kim kala komiserim. Atı alan Üsküdar'ı çoktan geçmiştir. Oğlum, yavrum. Annem. Anne affet, Allah'ını seversen ne olur affet anne. Nasıl kıydılar sana böyle? Elleri kırılsın inşallah. Çaldırdı bana parayı. Evin parasını çaldırdım. Allah benim belamı versin. Anne Allah benim belamı versin. Sus bakayım. Başlarım senin parandan şimdi. Bana sen lazımsın oğlum. Sana bir şey olsa ben ne yapardım? Anam! 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 Yavrum! İsmet kardeşimle biz ifade için merkeze geçeceğiz teyzeciğim. Ben de geleyim. Yok yok, sen oralara kadar yorulma. Arkadaş bıraksın seni evine. Peki oğlum. Siz de göz kulak olun aslanıma. Üzmesin kendini. Misafir ederiz, merak etme sen. Hadi bırakın anneyi evine. Başüstüne. Ana! 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 Anladım, anladım. Tamam. Ne diyor? Fırtına geliyormuş. Bu geceyi de atlatalım, yarın öğlen çıkarız diyor. Yarın öğlen. Aynen. Önce basıp Bodrum'a, arkasından da ver elini Yunan. Bana telefon yasak dedin. Sinyalden bulurlar dedin. Sen niye konuşuyorsun? Az kafanı çalıştır oğlum. Bu numara benim üstüme kayıtta değil. Bir şey söylüyorsak vardır bir bildiğimiz. Akıllı ol.
Tersime gelme bak. Yoksa sonun o salak İsmet gibi olur ha. İşte bu Ayhan'la 8 kişi. 20 senede 8 kişi girmiş çıkmış yanına. Çıktı mı GBT'lerden bir şey? Benim baktıklarım temiz. Arda? Benimkilerden de bir şey çıkmadı. Kuyumcu dükkanı normal yani. Emin olmadıkları adamı almazlar yanına. Bunlar dükkandan getirdiğimiz CD'ler mi? Evet. Son 6 aya ait görüntüler. Nasıl yapalım? Ben derim ki şüpheli bir duruma rastlayana kadar izleyelim. Bitmez ki bunlar. Baksana kaç tane var. Mecburuz. Ben kahve getireyim o zaman herkese. Dur sen, ben getiririm. Uykum açılır hem. Tamam tamam. Hayırdır abi? Bizim soygunla ilgili mi? Yok, başka mevzu. Gasp etmişler arkadaşı. Ha, geçmiş olsun. Sağ ol bacım. Sizden ne haber? Çalışıyoruz biz hala, ne yapalım? İyi, hadi kolay gelsin. Kahve alıyorum, ister misiniz? Yok, alırız biz. Topladın mı kendini? Konuşalım mı artık İsmet? Konuşalım komiserim. Var mı şüphelendiğin biri? Ev mev sattım diyorsun. Bilen var mıydı bu işi? Senin ev satacağını falan. Vallahi ben kimsenin günahını almayayım ama şimdi biri geliyor aklıma. Kim? Ya yamuk herifin biri. Bu şerefsiz benim anamın sattığı eve talip olmuştu. Değerinin yarısını teklif etti. Ben de kabul etmedim tabii. Sonra ardından telefonla tehdit, tehdit, tehdit. Güya orayı site yapacakmış da arazinin ortasında kalıyormuş. Ben de evi başkasına sattım, onun üzerine bir daha aradı bu. Ağzına geleni söylediği tuğlaydı. Tehdit de etti komiserim. O evin hayrını göremeyeceksin, paranın hayrını göremeyeceksin dedi bana. Adı ne bu adamın? Mustafa komiserim. Başım. Ne var? Gel güzelim. Pardon. Hala mı kapris kız? Ha, sen miydin? Bakmadan açtım, görmedim. Bırak bu ağızları yavrum. Bak keyfim çok yerinde. Bak bunu bozmaya kalkma. Niye aradın ki? Müjde vermek için aradım kız. İyi. Bitti kızım bütün sıkıntılarımız. İyi. Nilüfer. Sen duyuyor musun benim ne dediğimi? Bitti diyorum, bitti. Bok gibi paramız var lan artık. Kraliçeler gibi yaşatacağım yavrum seni. İyi. Hazırlan, yarın gidiyoruz. Nereye? Bodrum'a. Ay soğuktur oralar Musti. Isınsın hele, bir sonra gideriz. Salak mısın kızım sen? Yunan'a geçeceğiz diyorum. Kosa, Bodrum'dan geçeceğiz. Yarın çıkıyoruz tekneyle. Harbi mi söylüyor lan Musti? Herhalde kızım, yırttık diyorum, yırttık. Tamam. Arda! Arda oğlum uyansana. Amma yormuşsunuz çocuklar ha. Kime diyorum, alo? Olabilir mi? Allah Allah. Belki de ama... Nedir o? Anasının ellerine kapanıp bir ağlaması vardır Zaha baba. Vallahi eritti içimizi. Ne yalan söyleyeyim. Bu Mustafa dediğiniz adam kim, baktınız mı? Baktık. Birkaç sabıkası var. Kabadayı gibi takılan hırtın teki. Peki yerini biliyor muymuş? Bilmiyorum ama bilen birilerini tanıyorum dedi. Yanımıza alıp biraz gezdirelim diyoruz. Yardım lazım mı abi? Hallederiz biz. Yani güvenilir bir tip mi yani? Emin misiniz buna? Garibanın biri işte Rıza baba. Siz kefilseniz tamam. Yapın ne yapıyorsanız. Soygun işi ne oldu? Beceler uğraşıyoruz abi. İyi. İyi hadi.
Günaydın. Günaydın. Günaydın çocuklar. Günaydın müdürüm. Ya, kalk. Hadi. Gidin dinlenin. Hadi. 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 Kızım dikkat etsene. Arda ya. Soygun meselesi mi çocuklar? Evet Rıza baba. Var mı bir şeyler? Bizimle geliyorsun. Nereye abi? Şu seni Mustafa'yı araştıracağız. Vallahi mı? Hadi çıkalım bir an önce. Abi senden Allah razı olsun. Şişt, dur ya Allah Allah dur. Normalde böyle şikayetçiyle birlikte dolaşılmaz ama senin işin hızlansın diye. Anladım abi. Ne diyeyim? Hepinizden Allah razı olsun. Sessiz sakin duracaksın. Abi bak. 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 Hadi bak. O zaman hadi. Hadi abi, o bak. Zaman tamam. Tamam oğlum yürü tamam, hadi yürü. Tamam, tamam. Söylediğiniz gibi eski çalışanları gözden geçirdik müdürüm. Bir sonuç çıkmadı. Peki. Sonra bir fatura bulduk. Ne faturası? 6 ay önce dükkanın elektrik tesisatı değişmiş. Bir teknisyen çalışmış dükkanda. Şu. Bu mu şimdi bulduk dediğiniz? Ve aynı mantıkla dükkana giren çaycıdan da şüphelenebiliriz. Ama dikkatli bakın müdürüm. Şu kar maskeliği. Evet, peki. İkisinin de boyları çok uzun. Vücut ölçüleri de neredeyse birbirini tutuyor. Üstelik bu teknisyenin ceketiyle kar maskeli soyguncunun ceketi birbirinin aynısı. Teknisyenin adı Nihat. Nihat Güreşen. Mantıklı görünüyor. Siz ne dersiniz? Vallahi vücut dilleri bile birebir aynı. Kesin aynı adam bunlar. Teknisyen Nihat, soyguncu Nihat diyorsunuz yani ha? Evet. Güzel. Bravo çocuklar. Hemen yerini tespit edin bu Nihat'ın. Adres, telefon, ne var ne yoksa çıkarın tamam mı? Tabii. Tamam müdürüm. Ve kızlar vurdu gol oldu. Yavaş, döktün, çayı döktün. Aferin kızlar. Bir peçete getirin çocuklar. 2 saate hazırım diyorsun yani. Anladım. Tamam kaptan. Senin tekne hazırsa biz dünden hazırız. 2 saat. Tamam eyvallah, eyvallah. Buraya kadar. Toparlan, 2 saate çıkıyoruz. Kaptan mıydı konuştuğun abi? Kaptan, kaptan. Toparlan hadi. Nilüfer yenge de geliyor mu bizimle abi? Geliyor. Niye sordun? Hiç, öylesin abi. Hadi, toparlan hadi. Orada mısın kanka? Buradayım kanka, dinliyorum. Kanka, o arabaların kupeleri daha iyi ya. Yani onlardan alayım diyorum ben. Parayı nereden buldun lan? Ne işler karıştırıyorsun? Rahat ol Kardo, yaptık bir şeyler. Para cepte. Çok sağ ol amirim ya. O kadar uğraştınız, beklediniz bende sabaha kadar. Başkası olsa bu kadar uğraşmazdı vallahi. Tamam Deniz, abartma. İşimiz ne ki? Hasta kedileri sabaha kadar beklemek. Hırsızı katili beklesin. Ama yeter ki smokinimize bir şey olmasın. Ama aşk olsun amirim ya. Ne kadar sizi sevdi smokin, görmediniz mi? Ya tamam Deniz, uzatma. Sustum, tamam. Ha bu arada, biz sabaha kadar neredeydik? Bece, şeyde, Sam Karakolu'ndaydık. Şey bakası için... Kapkaç! Kapkaç, evet. Allah'ım yarabbim ya. 3306. Nihat Güreşen'in kayıtlı numarası bu. 3306. Nasıl gidiyor? İyi gibi vallahi. Kızlar bir iz bulmuş. Kuyumcu soygunu mu? Evet, evet Sayın Savcı. Başvuruyu arkadaşlar mail yoluyla yolladılar size. Bir bakarsanız... Günaydın. Günaydın. Nasıl geçti devriye? Sorma ya, bütün gece veterinerde. Ne veterineri ya? Kapkaç olayına bakıyorlar dedim Üstü abi. Kapkaç tabii canım. Veteriner demedin mi sen şimdi? Ya kapkaç uğrayan veteriner. Onu diyordum. Siz ne yaptınız? Tamam, tamam savcım. Çok teşekkür ederim. Biz de yeni irtibat numaraları falan bulduk. İzin çıktı. Faks yolda. Yapın sinyal tespitini hadi. Kardo,
Aslında Ibiza mı, Ibiza mı ne? Bir yer varmış asıl. Oraya kaçmak lazım tatilde. Ortam fenaymış yani. Hat aktif. Sinyal alıyorum. Neresi bu? Sarıyer. Hadi. Fırlayın çocuklar. Fırlayın. Hadi arkadaşlar, hadi. İşte bu kadın, işte bu kadın. İşte, Mustafa'nın dostu bu kadın. Sen kadını nereden tanıyorsun? Kadını? Buralara mı takılıyorsun lan yoksa sen İsmet? Ha, biz de seni mazmut bir adam sanmıştık. Ben mazmutum. Yani buyum yani ben. Ne gördüyseniz o komiserim. Pavyon mavyon ne ayak o zaman? Bir ara bir gönül ilişkimiz oldu. Hem bekar adamız abicim, ne olacak? Herifler paramı çalmış, hayatımı kaydırmış. Ha? Bana mı yükleneceksiniz kadına abayı yattım diye? Gidiyor. Bak. Kesin Mustafa'nın yanına gidiyor. Zaten o herifi de en başta bu karı sardı benim başıma. Paralarımı yiyecekler. Anamın rızkını yiyecekler. Paralarımı yiyecekler komiserim, paralarımı. Ne olur bulun şunu. Destek iste usta. Ne olur ne olmaz. 45-41'den merkez. 45-41'den merkez. Ay çanta bile yapamadım diyorum sana Musti. Ne çantası lan? Her şeyi yeni alacağız. 1,5 saate tekne kalkacak. Hadi çabuk ol. Ay taksideymiş de daha ne yapayım? Hadi. Nihat. Buyur abi. Hazır ol. Yengen yolda. Tamam abi. Kardo, hadi kaçtım ben. Görüşürüz. Sinyalde hala hareket yok. Hala aynı adresteler. Ali. Daha var yolumuz. Bir hareket olursa aman Aylin ha. Gözüm ekranda amirim. Merak etmeyin. Buyurun müdürüm. Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş bulduk müdürüm. Emniyet Genel Müdür Yardımcımız. İstanbul'a gelip sağ kontrolüne çıktı. Hoş geldiniz. Rıza Müdür en başarılı özel ekiplerimizden birinin başında. Metinizi çok duyduk Rıza Bey. Eksik olmayın. Sağ olun. Hoş geldiniz efendim. Kolay gelsin. Teşekkürler. Neyin peşindesin yine Aylin? Şu dünkü soyguna karışanları yakalamak üzereyiz müdürüm. Öyle mi? Sıcak takibe denk geldik yani. Bu kadar çabuk ha. Bravo müdür. Boş yere özel ekip demiyorlar. Estağfurullah. Gelişmeleri buradan birebir izleyebiliyoruz. Vaktiniz varsa buyurun bekleyin. Kısa zamanda sonuç alacağız. Abi niye gelemedik hala biz ya? Nereye gidiyor bu kadın? İstanbul bitti ya. Oğlum dur bir sakin ol, Allah Allah. Yok komiserim, yani ben sakinim de kesin biliyordur Mustafa'nın yerini bu. Ondan yani. İyi anladık. Biz de peşindeyiz işte. Abi peki ya abi kaçıracak olursak? Niye kaçıralım oğlum? İlk defa mı çıkıyoruz araç takibine? Sakin ol ya. Abi bence önünü keselim. Durduralım, eşek gibi söyletelim. Ben konuştururum onu. Ve subhanallah. Abi kessek diyorum ya arabanın önünü. Ha komiserim, ha kessek mi? Takip edersek yerlerinde öğreniriz. Pişman etme yanımızı aldığımıza. Sana mı soracağız lan ne yapacağımızı? Tamam, sustum. Kaldın kız. Geldim işte. Canım. Canım. Ay aşkım. Hoş geldin. Demek gidiyoruz. Hoş geldin. Komiserim. Ha işte. Adam bu. Vallahi billahi bu işte. Emin misin İsmet? Emin olmaz mıyım komiserim ya? Hadi ne duruyoruz? Dalın hadi. Kesin bundadır abi param. Alın benim paramı ya.
Anam o evi sattı, verdi o parayı bana. Kesin bu yavşakta bu para. Oğlum bir sus, tamam. Allah Allah. 45-41'den Sarıyer civarındaki tüm ekipleri. 45-41'den Sarıyer civarındaki tüm ekipleri. Komiserim, şimdi kalabalığa ne gerek var ya? Hemen dalınalım paramı işte. Biz hallederiz bunu. Ya sussana 2 dakika. Abi ya bunlar kaçacak olurlarsa? Ha? Paramla beraber Allah'ını severseniz dalın ya. Gözünüzü seveyim, yakalayın şunları ya. Ben de arkanızdan gelirim, kollarım sizi. Hadi abi, hadi Allah'ını severseniz ya. Ne olur inin. Abi hemen dalın şu herife ya. Dur. 45... Lan! Oğlum ne yapıyorsun? Sizler? Yakaladık oğlum sizi. Yürü. Bağırma lan. Ne oluyor? Yürü. Hırsız! Lan dur! Geliyorum lan! Kafayı mı yedin lan sen? Abi bırak ya abi! Gerizekalı mısın, nesin sen ya? Kafayı mı yedin lan sen? Hasta mısın oğlum sen? Abi kaçıyordu, ne yapayım yani? Kaçmasın diye yaptım. Eve giriyordu lan adam. Bana bak, arabadan çıkarsan vururum seni ha. Vallahi çıkmam, git dedim bak. Git dedim. Kişiler acaba abi? Ne bileyim lan ben kaç kişiler? Bir tane araba gördüm sadece. Ne yapacağız Mustafa? Ha bir sen eksiktin. Ölmek istemiyorum ben. Allah bilir sen takıp getirdin bunları peşimizden. Ben niye getireyim Mustafa? Sız! Geç şuraya otur. Geç şuraya. Orman yolu bitiminden sağa dönen sabah. Tamam acele edin biraz. İçeride kaç kişi var bilmiyoruz. Etrafını sarıldı. Birazdan 2 otobüs polis buraya dolacak. Bence uğraşmaz Mustafa. Allah belanızı versin. Nereden buldunuz lan burayı? Mustafa ben korkuyorum. Abi bir susun lan. Bir susun. Abi ölüyorum. Mustafa abi ölüyorum abi. At silahı polis at. Abi. Tamam. Dur teslim oluyorum, tamam abi. Tamam. Ya söyle. Abi ambulans yani. Abi ölüyorum abi. Ben bir şey yapmadım. Yemin ederim yapmadım. Hiçbir şeyden haberim yok. Sizden başka kimse var mı burada? Yok vallahi yok. Bak yalan söylüyorsan var ya. Yok vallahi yok. Yemin ederim yok abi. Abi ölüyorum, yardım et. Ambulans çağır. Tamam kes. Abi. Varmak üzereyiz müdürüm. Acele edin biraz çocuklar. Elimizden geleni yapıyoruz müdürüm. Tamam. Sayın müsteşarım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sayın müsteşarım hoş geldiniz. Buyurun lütfen. Merhaba. Hoş geldiniz, buyurun. Buyurun. Arkadaşlar böyle alayım sizi. Tekrar hoş geldiniz. Tam zamanında geldiniz. Rıza müdür de bir operasyon yürütüyordu şu anda. Kaynanız seviyormuş. Nasıl gidiyor operasyon? Mükemmel. Rıza müdürüm maşallah orkestra şefi gibi yönetiyor ekibini. Sahadaki ekibi de belli ki çok kompetan, tecrübeli bir ekip. Çok güzel, çok güzel. Gelişmelerden haberdar ettim beni. Hadi. Teşekkür ederim. Utanmadınız mı lan adamın parasını çekmeye? Ha? Onda para çoktur abi ya. Konuşma, gir içeri, gel. Allah'ım sana şükürler olsun ya Rabbim. İsmet. Şşt kız. Abi komiserim. Alın bunu arabaya. Alın. Bunlar benim paralarım ha. Anamın hep paraları ha. Arabaya gir, kapıları kilitle. Say parayı. Eksik var mı bak bakalım. Tamam komiserim. Allah sizden razı olsun ya. Ne muradım tamam, varsa versin. Tamam. Sen de ananı üzme bir daha. Üzer miyim komiserim ya? Bu bana ders olsun. Hadi. Hadi. Lan İsmet! İsmet! Tamam lan, rahat dur. İsmet! Ne oluyor burada? Biz halletmiştik amirim. Neyi halletmiştiniz? Soyguncuları aldınız mı?
Aldık aldık, buradalar. Yahu ne ara yaptınız bütün bunları, anlamadım ki. Vallahi sinyal alır almaz çıktık biz. Ailem mi söyledi? Ne diyorsunuz usta siz? Şu kuyumcunun parasını bulabildiniz mi? Kuyumcu derken? Ne kuyumcusu bu? Amirim, bunları buldum arabada. Soygunda kullanılan silah değil mi bu? O vallahi. Hayda. İsmet ne alaka peki? Yahu ne İsmet'i kardeşim, İsmet kim ya? Lan bu herif gasp edilmemiş miydi? Yani soygun parası mı onlar? Nerede bu İsmet dediğiniz herif? Arabada. 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 İndim dereye, taş bulamadım. İndim dereye, taş bulamadım. Kendime göre iş bulamadım. Kendime göre iş bulamadım. Aman beni kavur bulurlar. Adamın aklını alırlar oğlum, aklını. Akşama getireceğim. Şey şimdi. Gel lan aşağı. Gel lan. İn in in. Abi ayağım acıyor ya. Lan aşağı. Gel. Anlatın lan bana şu işin aslını, anlatın. O İsmet var ya, o İsmet. Sizin yanınızdaki. Evet. Dün kuyumcuyu biz onunla beraber soyduk. Yanımızdaydı o da. Sonra sonra. Sonra elin başımıza bela oldu abi. Bir yerde dövüp attık adamı. Nerede dövüp attınız lan? Hadi beyler. Takım maskeleri. Oğlum neredesin sen? Bu bir soygundur. Hadi abi, hadi abi. Bana niye söylüyorsun lan? Buna söylesene. Açtı bu. Böyle adam mı dövülür? Daha başka bir şey bulmak lazım. Hadi İsmet. Bismillah. 1 milyon aşkına. Olmaz. Daha sert. Daha sert. Daha sert vur İsmet. Daha sert vur. Allah senin belanı vermesin İsmet. Böyle vururum lan. Ölüyorum, ölüyorum. Hırsızlar, paramı çaldılar. Sakin ol. Şerefsizler. Tamam. Paramı kaçırdılar. Tamam, şimdi birazdan polis gelecek. Abi o para benim her şeyim abi. Anacığımın evini sattım. Ben iş kuracaktım o parayla. Ocağımı söndürdü şerefsizler. Nasıl kıydılar sana böyle? Elleri kırılsın inşallah. Çaldırdı bana parayı. Evin parasını çaldırdım. Allah benim belamı versin anne. Allah benim belamı versin. Büyük tezgaha geldik usta. Ya nasıl böyle bir oyuna düştünüz Mesut ya? Rıza babaya ne diyeceğiz ya? Al işte arıyor. Ne yaptın Zengin? Müsteşarımız. Operasyon tamamdır Rıza baba. Her şey yolunda. Operasyonu bitirmişik. Bravo, tebrikler. Kurtardık paramızı Leo Bey. Eksik olmayın efendim. Allah razı olsun. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Hepinizde gurur duyuyorum çocuklar. Aferin. Parayı da buldunuz tabii, değil mi?
Los sizi. İşin o kısmı biraz sıkıntılı Rıza baba ya. Nasıl? Sen ciddi misin? Anladım. Tamam, kapat. Bir terslik mi var müdürüm? Yani siz bana diyorsunuz ki şimdi soygunculardan biri bütün gece bizdeydi. Şu an oturduğun yerde oturdu, çay içti. Öyle mi? Aşağı yukarı Rıza baba. Sonra da çalıntı parayı adama kendi elinizle teslim ettiniz ha? Ben etmedim. Mesut verdi çantayı. Usta. Hı. Ya Mesut, Hüsnü. Aklım almıyor. Nasıl böyle çuvalladınız siz? Herif çok inandırıcıydı Rıza baba. Santim santim hesaplamış her şeyi. Emniyetin, bakanlığın ne kadar müsteşarı, genel müdürü, kıdemli müdürü varsa hepsi buradaydı bugün. Yanlarında da gazeteciler. Operasyon boyunca sizi övüp durdum. Tebrikleri kabul ettim. Sonra ne oldu? Rezil oldum. Ofisten bir çıkışları vardı ki kimsenin yüzüne bile bakamadım. Peki o kuyumcu Leo'ya ne diyeceğiz ya? Adamın parasını elimizle gidip soyguncuya teslim ettik. Adam dava açsa kazanır. İkiniz de meslekten olursunuz. Beni de yakarsınız. Arabayı bulduk. Para tabii ki yok. Boş ver arabayı. Adres var mı? Verdiği adresler sahte baba. Adam her şeyi düşünmüş. Anneyi araştırdınız mı? Araştırdık abi. Bak orası doğru işte. O kadın gerçekten de İsmet'in annesiymiş. Tabii arazi olmuş. Herif anasıyla suç ortağı mı yani? Bu pisliği temizleyin. Yoksa ekibin namına leke sürülecek. Ne gülüyorsun Ali ya? Ya herif aynı parayı sahinizde iki defa çaldı olabiliyor. Lan sus. Ali ya. Ali bak ben sinirim senden çıkartırım ha. Sus bence. Ha gülün 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 gülün. Düştük ya. Bir tekme de siz atın anasını satayım. Gülün. Ölmeyin ya. Efsane oldunuz oğlum, efsane. Ya Allah'ını seversiniz ya. Anne. Bir bak kız gülümse, gülümse. Aman tamam. Gülümse. Nasıl? Beğendin mi karavanı? Dört kişi rahat rahat yatabiliyor. Tuvaleti elektrikli. Elektriği de güneş enerjisinden alıyor ha. Suyu da gani gani depolarda. Kendinden klimalı hem. Ya bir sürü bir şey var da şimdi gelmiyor aklıma. Ben diyorum ki birkaç gün buralarda saklanalım ana. Ne dersin ha? He? Olmaz mı? Ortalık durulunca da atarız kendimizi Bulgaristan'a. Bu parayla ben var ya, çakma pasaportun en kralını ayarlarım yani. Acık daha büyüğünü bulamadın mı bunun? Allah Allah. Küç kadar yerde. Dönsem dönecek yer yok. Dursam iki kişi duracak yer yok. Şuna bak. Bu kadarcık mutfak mı olur be? Ya anne, Allah'ını seversen bir şeyden de memnun ol ya. Ya bir şeyden de memnun ol ya. İçeride en az 1 milyon para var ya. Salak oğlum. Altınları da al dedik sana. Altınları alsaydın şimdi 2 milyon paramız olacaktı. Ya dedim o kadar. O kadar dedim. O kadar söyledim. Kardeşim altınları da alın dedim. Almadılar. Ben ne yapayım? Ne yapayım? Anne bak, delirtme adamı. Bak. Şişt. Bu para var ya bu para. Bize Sofya'da en az 10 yıl yeter. Sen zaten 10 yıla kalmaz. Allah senin gibi evlat olmaz olsun. Öleyim de paraya kon diye bekliyorsun değil mi? Ya ben ona espri olsun diye söyledim ya. Ulan sen beni gece uykumda zehirlersin bile be. Aman be anne be. Allah'ını seversen git başımdan ya. Nankör. Babası kılıklı. Seni bile gömerim ulan ben. Seni. Ya, tamam be anne. Tamam ya. Ben ne dedim şimdi ya? Hey yarabbim. Hey yarabbim.
Söylesene oğlum hadi. Abi. Oğlum bak adam gibi soruyorum, adam gibi cevap ver. Bende başka cevap yok abi. Ne dediysem o. İsmet'in yerini bilmiyorum diyorsun öyle mi? İsmet'in yerini bilmiyorum demiyorum. İsmet'in yerini kimse bilmez diyorum. Ne demek oğlum kimse bilmez? Acı yatmaz İsmet derler ona. Civa İsmet. Ne kokar ne bulaşır. O seni bulmak isterse bulur. Yoksa haraki bulasın. Size kolay gelsin. Şşş. Bana bak. Elimde kalırsın ha Mustafa. Sen bilirsin amirim. Ama başka bilmiyorum ben. Leo da parasının üstüne bir bardak soğuk su içsin. Yok komiserim ya. Etim ne budum ne benim. Mustafa abi ister ben yaparım. Başka da bir şey vallahi bilmem ben. Değil mi Mustafa abi? Yok usta. İyice soruşturmayı. Hem de en kalınından. Ulan belliydi herifte bir pislik oldu usta. Nasıl kandın ya? Ben mi suçlu oldum şimdi? Her şeyi ben mi yaptım tek başıma? Ha? Abi, abi tamam uzatmayın ya. Yani kimseye faydası yok ki bunun. Başka bir yol bulmamız lazım. Aynen. İlla bulunacak bu İsmet bir yerlerde. Dedik o kadar bir suçum yok diye dinlemediniz ki. Deniz nereye? Savcıya sevk edeceğiz abi. Dur bakalım dur. Daha biz konuşmadık. Ne oluyor ya? İsmet seni nereden tanıyor? İsmet. Bana bak, bak bana bak. Zaten fena halde sinirliyim. Bütün hırsımı senden çıkartırım haberin olsun ha. Nereden tanıyorsun İsmet'i? İsmet eski sevgilim olur. Yerini biliyorsundur o zaman. Vallahi bilemem. Kaşınma. Ama istesem bulurum. Nasıl bulacaksın? Hala aşık bana o salak. Bir ara bir gönül ilişkimiz oldu. Hem bekar adamız abicim ne olacak? Arkadaşı tekrar sorguya alıyoruz. Hadi canım gel gel. Tüm aksaklıkları gideriyoruz müdürüm. Elbette elbette. Tabii tabii. Evet. Müdürüm. Artık telefon bağlamayla. Uyuyor de. Hastanede de. De bir şeyler. Aramayan kalmadı iki saattir. Herkes hesap soruyor. Bir şey yakaladık galiba Rıza baba. Sorguya bekliyorlar sizi. Rıza Bey ne oluyor? Bir dediniz parayı bulduk, bir dediniz yok bulamadık. Elimizden geleni yapıyoruz Leo Bey. Merak etmeyin, merak etmeyin. Ya o kadar param gitmiş. Nasıl merak etmeyeyim? Haklısınız. Şimdi çok önemli işim var. Müsaadenizle. Aylin. Ulan Hüsnü, ulan Mesut. Buyurun söyle. İpek çay söyler misiniz? Tabii. Ben soyguna falan karışmadım ayol. Savcı ne isteyecekmiş ki benden? Mustafa'yla ortak olduğunuzu söyleriz savcıya. Birlikte iş tutuyor deriz. O da seni çeteye katar. Bir bakmışsın 10 yıl yatarım var. İsmet sana para gönderir artık. Yapamazsınız. Öyle bir yaparız ki feleğim bile şaşar. Tamam peki. Evet dinliyorum. Ben de İsmet'in numarası var. Aklımda. Ara. Buluşmayı ayarlayacaksın. Kaç hoparlörü. Yanlış tek lafında canını okurum. Hayırdır? Matbaadandır ya. Allah Allah. Alo. Tek başına mı yiyeceksin hepsini o paranın? Nilüfer. Yine mi o orospu? Şşt. Anne ayıp oluyor ama. Niye? Yalan mı? Şşt ama sus be sus be ya. Sus. Neredesin? Dışarıdayım. Soygunla alakam yok dedim. Savcı bıraktı beni. Mustafa'yı aldılar bana kaldın değil mi kız? Ondan mı arıyorsun? Polisler geldiğinde seni ele vermedim. Biraz da benim sayemde yiyeceksin o paraları. Yalan mı? Sen bana hediyeydin. Ben sana dünyadaki bütün paraları yığardım. Bok varmış gibi gittin Mustafa'nın kapatması oldun. Yalan mı? Mustafa yok artık benim için. Ama sen de yoksun herhalde. Kaçar gidersin herhalde. Unutursun beni. Ben seni nasıl unutayım lan? Sesim bile aklımı alıyor. Kaçır beni de o zaman. Kızım ben seni nasıl kaçırayım? Basbaya. Al beni de yanına. Anan sen ben gül gibi yaşar gideriz İsmet. Ha İsmet. Ha.
aşkım? Ulan Nilüfer. Ulan kokun burnuma geldi be. Tamam ben kabul. Bak, iyi dinle beni. Adres vereceğim. Matbaaya gel. Pasaportları almaya gideceğim 2 saate. Orada buluşacağız. Yazıyor musun? Defterdar Caddesi, Ragıp Sokak 16 numara. Tamam. Gecikme sakın ha. Ha? Tamam, gecikmem. Aşkım de bakayım kız. Aşkım. Oh, yarasın. Kapattım, çok yazdı. Aşkım. Tamam mısınız? Tamamız Rıza baba. Bu kez de batırmazsınız değil mi Mesut? Ama ayıp oluyor baba ya. Gittin yine karının birine kapıldın. Yakacaksın başımızı. Salak oğlum benim. Ya ne? Biz birbirimizi seviyoruz. Bak. Gelsin öpsün elini. Sen de çok seveceksin ya. Hadi oradan. Bari kırklansın da öyle gelsin. Anne be. Geldi senin orospu. Cık, anne bir sus. İsmet. Nilüfer. Canım benim. Ne? Ne oluyor lan? Lan! Ne oluyor lan? Tamam bak bir şey yok. Lan! Anne! Gel lan buraya. Gel buraya. Senin gibi evladın Allah belasını versin. Yaklaşmayın lan! Yaklaşmayın! Ne yapıyorsun saçmalama bana? Yaklaşmayın yemin ederim anamı boğarım bak! Yaklaşmayın! Lan. Öldürürüm! Allah seni kahretsin! Ömrümü tükettin! Senin gibi evlat olmaz olsun! Senin yüzünden hapislerde çürüyeceğim be! Yeter ya! Sus! Lan kendi ananı mı keseceksin salak? Sana ne lan? Sana ne? Size ne? Benim anam değil mi? İster keserim, ister severim. Size ne? Yaklaşmayın. Vallahi ay, yaklaşmayın. At silahını. Ayağım vurdu beni. Gel buraya. Buyurun efendim, yürüyün. Anam vurmasaydı ben vuracaktım seni. Yürü. Vur abi, vur. Sevdiğim kadın sattı, anam silah çekti, vurdu bir de sen vur. Öldürün de kurtulayım bari. Bacağına yedi kurşunu baba. Ameliyatta mı şimdi? Ameliyatta. Bitmiştir belki şimdiye. Annesini de aldık gözaltında. Parayı da tas tamam ele geçirdik. Leo Bey'e de teslim ettik. Bir şey demeyecek misin Rıza baba? Ne diyeyim? Aferin mi? Kendi ayağınıza dolanan işi temizlediniz. O kadar insana rezil olduğumu saymıyorum bile. Dua edin de soruşturma gelmesin. Evet. Başka bir şey? Yok. Yok baba. İyi. Kapıyı kapatın arkanızda. Rıza baba görmesin Deniz. Zaten heyheyleri üstünde. Ya deli misin sen? Saklayacağım tabii. Hem niye gezdiriyorsun ki bunu yanında sen ya? Keyfimden. Veterinere gideceğiz herhalde. Herkes çay mı içiyor? İçerim valla. Şekersiz olsun. Sağ ol canım ya. Güzelliğe bak şunun. Çok yaklaştırma da gözünü seveyim ya. Niye? Sevsene sen de. Niye sevmiyorsun? Ben öyle uzaktan seviyorum işte. Ya kapatsana şunu kapağını Ece. Allah Allah. Küçücük hayvandan mı korkuyorsun? Yani korkmak demeyelim de hani... Tırsmak, pısmak. Sevmiyorum kardeşim. Herkes kediyi sevmek zorunda mı ya? Hem ben köpek seviyorum. Ha, en azından kendini sevdiriyor hayvan. Bir de şuna bak. Hasmına bakar gibi baksana. Anasına küfür ettik sanki. Köpeği seversin tabii. Köpeği herkes sever. Oh, çağır gelsin, emret yapsın. Yanlış yaptı mı vur kafasını, ağlat hayvanı. Bayağı da bilgilisin hayvanlara karşı ha. Ne yapayım? Hayvan seviyorum ben. Helal olsun sana. Bu dosyanın evrakı eksik.
Olay yeri raporu konulmamış. Ay unutmuşum ben onu abi. Ama kızım bu kaçıncı ya? Biraz açacaksın gözünü, böyle olmaz. Aferin Yasemin, bravo. Artistik yapma lan kıza, seni de biliyoruz. Bakın artık çaylak değilsiniz. 2 yıl oldu. Azıcık uyanık olun ya. Azıcık da arkanızda gözünüz olsun. Gördün mü? Herhalde. Kime anlatıyorum, alo? Yok abi, bir şey değil yani. Dinliyoruz abi. Kukurlar da güzel aslında. Sivas Kangal varken ne kukur ya? Smokin nerede? Aa, kutusunu açmış. Şaka değil mi? Bak gitmiş kaçmış, görüyorsun değil mi? Oynama dedim sana kapağıyla, oynama dedim ben ya. Çok özür dilerim, ben kapağını kapattım zannetmiştim. Abi şaka mı ya? Al işte. Abi yürü, gel lan buraya. Yürü, uğraştırma ya. Ya kedi, gel. Gel, 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 gel buraya. Gel bakalım, gel oğlum. Şişt, baksana oğlum kedi. Ne tatlı şey lan bu. Nereden çıktı lan bu? Ya şuna bak ya. Lan amma tatlıymış ha. Amirim. Ne oldu Deniz? Smokin kayıp. Ne? Nerede kayıp? Buralarda bir yerlerde. Yahu kızım, kedinin burada ne işi var ya? Hastaydı, yalnız kalmasın evde dedim. Çok iyi düşünmüşsün vallahi. Hadi gel bakalım şuraları. Canını sevdiğim be. Benim köyde de vardı bir tane. Aynı bu renk. Sen de bu kadar mahkumusun kardeş? Bana bak, cezaevine götürür müyüz? Bakarız lan orada. Saçmalama lan. İçeri nasıl sokacağım? Ne konuşuyorsunuz gençler? Yok bir şey komiserim. Sessiz olun. İşi gücü bıraktık, nelerle uğraşıyoruz baksana. Söylenme. Emniyete rezil olduk, maskara olduk baksana ya. Smokin. Ne baktınız arkadaşlar? Hadi yürüyün içinize bakın ya. Allah Allah. Smokin. Ha, Smokin. Smokin. Peki sayın müdürüm. Burada hepiniz büyük bir ciddiyetle çalışıyorsunuz. Emniyetin bir günü nasıl geçiyor, anlatır mısınız? Elbette. Anlatırım tabii. İyi misiniz efendim? İyiyim, yok bir şey. Sen ne sormuştun? Şöyle hava alalım bakalım. Ne sormuştun? Kedi geçti mi buradan? Geçti komiserim. Her ne tarafa geçti? Onu savcılığa sevk ettiler komiserim. Kesin lan, kesin. Doğru durun. Hadi yürü Deniz ya, hadi. Of of, ulan stresten her olay tarafı usta. O İsmet arsızı resmen 5 yıl sildi ömrümüzden ya. Usta be, şu boynumu falan bir olsana şunları ya. Hadi, hadi biraz. Kalksan beni o be. Odun spor. Nerede bu ya? Görüyor musun? Yok. Hayrola? Onur, söyleme, söyleme. Kedi arıyoruz abi, kedi. Ne yapalım? Ha? Onur ya, aferin. Eh be Deniz ya, eh be Deniz ya. Ya kızım, nedir bizim senin kedinden çektiğimiz ya? Merkeze hayvan girer mi ya? Amirim, şu aşağı giren arsızın, uğursuzun haddi hesabı yok. Benim kedim mi çok geldi yani? Ya saçma sapan konuşma ya. Aynı şey mi ya? Ne oluyor ya? Ya Deniz Hanım'ın kedisiyle uğraşıyoruz ya. Sanki dün bütün gece uğraştığımız yetmemiş gibi. Sen dün gece kediyle mi uğraştın? Ha, hani kapkaçtı? Yok şey... Biz de diyoruz koskoca amir neden kapkaçla uğraşıyor diyoruz. Kapkaç. Yeter. Ya, gelmeyin üstüme ya. Allah Allah, bir iyilik yapalım dedik ya. Gerçi Deniz Hanım sağ olsun, pişman etti mi etti. Amir, Smokin'i mi arıyorsunuz? Ha, gördün mü sen? Evet, gördün mü? İçeride, seni bekliyor. Oh, çok şükür ya, kaç saattir arıyoruz biliyor musun? Rıza Baba içeride yalnız. Ali yapma. Ne diyorsun ya? Eyvah, büyük dayak yiyor usta. Gittim ben ya. Kaşınmasaydın. Amirim, senle beraber mi gitsek?
tamam. Allah'ım yarabbim ya. Delirtecek bu kız beni ya. Müdürüm, çok özür dilerim. Senin kedi bütün elektriğini aldı be Deniz. Çok rahatladım Rıza baba. Ben kızarsın sanmıştım. Kızmadığımı nereden çıkardın? Aslında ben veterinere götürdüm. Merkezde kedinin ne işi var Deniz? Burası Cihangir mi? Çok özür dilerim. Ben alıp eve götüreyim hemen. Acelesi yok. Hadi sen git. Kedi kalsın. Rahatsız olmayın. Hala burada mısın sen? Hadi. Tamam. Beyoğlu'nda gezersin, gözlerini süzersin. Sevdiceğim ya hocam, için için beyoğlu. Hadi, hadi. Hadi, hadi. Hadi gel bakalım, hadi gidiyoruz. Hadi, hadi. Hadi, hadi. Ama gel bana gel, gel bana gel. Teşekkür ederim, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ağzına sağlık Nehir Hanım. Sağ ol. Hadi hemen çıkalım Uğur. Tamam hadi. Hadi. Teşekkürler. Hepiniz hoş geldiniz. Yukarı çıkarayım mı abla? İyi olur vallahi. Zahmet olacak Uğur. Yok abla, olur mu? Neyse, sonra yakaladık herifi de geri aldık paralarımı. Yani anlayacağınız memuriyeti yakıyorduk neredeyse. Hmm. Adama bak sen ya. Vallahi parmağında oynatmış sizi Hüsnü. O ne demek Suat ya? Saflık etmişsin, onu diyorum. Sen? Ha? Sen bana saf diyorsun, öyle mi? Ha? Yalnız baba, harbiden iyi işletmişler ha. Sen kanmazdın bunlara baba, nasıl oldu ya? Ha? Yaştan Zeliş'im, yaştan. Bir yaştan sonra hey. Yeter be. Ne varmış lan yaşımda? Sen kendine bak. Müdün? Efendim baba? Kimle mesajlaşıyorsun oğlum? Arkadaş da baba. O kızla görüşmüyorsun değil mi oğlum? O vardı ya, anası manyak olan. Yok baba, bitti o iş ya. İyi iyi. Aman diyeyim bak. Bir daha muhatap etme o kadınla beni. Merak etme baba sen. Hadi ben kaçtım. Güle güle oğlum. Hadi. Ben yapacağım sana aslan güzel oğlum, bir görüşürüz. Kız Metin. Hadi kaçtım ben. Terzi Mustafa'nın kızı var ya, gördün mü sen onu? Aman. Çirkin o kız be. Teyze onu bana yapsak. Yok. Sana başkası var kafamda, az bekle. Nazike rahat bıraksana çocukları. Sen bu çocukların şeyi misin? Aa, Hüsnü, çoluk çocuğun yanında. Şşş. Edepsiz işte, edepsiz. Alo, neredesin aşkım? Buradayım aşkım. Neredesin aşkım? E buradayım aşkım, seni bekliyorum. Hemen geldim bir tanem. Abi çıkar mı şeyler? Dur bakalım, daha biz bir şey bilmiyoruz o dürüst. Hadi be Ali abi. Sonra oğlum, tamam sonra, Allah Allah. Günaydın. Sana da kardeşim. Savcı geliyor mu? Aradım, yolda. Yedinci kata çıkacağız. İnanamıyorum. Kuzenim. Yasemin, içeriye alalım hanımefendi. Buyurun. Buyurun hanımefendi.
Başınız sağ olsun. Hatice söylemez. Sani ismi Nehir. Beyoğlu'nda bir barda sahneye çıkıyor şarkıcı. Dün gece sabaha karşı programı bitirip evine geliyor. O zaten sonra gören yok. Cesedi bu kadın mı bulmuş? Ev arkadaşı. Kuzeni aynı zamanda. Şükran söylemez. Onun da sahne ismi Nil. Aynı mekanda mı çıkıyorlar? O da mı şarkıcı? Değil amirim. Nil yani Şükran dansöz. Mekanda erken saatte o da çıkıyormuş. Sonra Nehir'i bırakıp başka mekanlara dolanıyormuş. Dolanıyor derken? Dansöz dediğinin programı taş çatlasın yarım saat. İyiyse tek mekanda takılmaz. 3-4 yer gezmeden bırakmaz. Parmak izi alındı mı bıçaktan? Daha değil. Ekip bekliyoruz. Tamam. Kadını alalım ifadeye. Bir de şu Hatice'nin çalıştığı mekan. En son görüştüğü kişiler. Baksın bizimkiler. Yoldalar zaten abi. Kapalıyız birader. Olmaz öyle. Biz istedik mi açacaksın? Siz kimsiniz lan? Tamam sus. Herkes kalsın yerinde. Polis. Şuraya geç. Kimlikleri görelim arkadaşlar. Patronunuz nerede? Çıkarın kimlikleri. Hadi. İçeride komiser. Kusura bakmayın bilemedik. Mesut abi. Uğur. Gel bakayım. Gel. Ne arıyorsun burada oğlum? Askerde değil miydin sen? Abi geldim ya. Kaç sene oldu? Ha doğru ya. Ta ne zamandı senin tedavi? Aman abi tedavi deme ya. Allah'a şükür kurtulduk. Biraz da sayenizde. Ne alakası var lan? Sen aslan gibi adamsın. Kurtulacaksın tabii. Abi hayırdır siz burada? Hatice söylemez cinayetiyle ilgili. O kim abi? Yani sizin şu Nehir. Bu sabah evinde cesedi bulundu. Nehir abla mı? Nehir ablanın cesedi mi? Abi emin misiniz? Ne cesedi ne oluyor kardeşim? Keşke gitmeseydin derslerini. Ne olacak canım? Alt tarafı iki ders. Hem senin bugün dersin yok diye biliyordum ben. Olsun görüşmüş olduk fena mı? İyi yapmışsın. Hem annem bilmiyor boş günüm olduğunu. Yoksa bırakmaz beni evde. Ne yapalım peki? Canın ne istiyor? Kahvaltıya gidelim mi? Apar topar çıktım evden. Olur. Hadi. Benim yüzümden. Allah'ım sen affet. Hatice'm senin ne günahın vardı yavrum. İmzaları sonra atalım. Tamam. Hadi gel. Hadi toplayın kendinizi biraz. Buradan ifadeye geçeceğiz. Ne zaman alırız cenazemizi? Her şeyin bir sırası var Şükran Hanım. Hem savcı otopsi isteyebilir. Siz buyurun benimle. Evden parmak izi, doku örneği için laboratuvar sonuçları lazım. Yarım saatte bir arıyorum amirim. İyi yapıyorsun, sıkıştır biraz. Apartmanda kamera var mı usta? Teçhizat var ama kayıt yok. Eski apartman. Görüntü olsun diye takmışlar bir tane. Cinayette ne durumdayız? Kimleri topladık? Akrabası bir kızı var. Şükran. Cesedi o bulmuş. Deniz ifadeye getiriyor. Şüpheli bir durumu mu var peki? Daha bir açık vermedi amirim. Konuşmak için erken. Sen Uğur'u hatırlar mısın baba? Hangi Uğur? Bu Amatem'deki Uğur vardı ya. Genç olan yok mu? Ha evet. Onun ne alakası var? Mekanda çalışıyormuş. Sen de şüphelendin tabii değil mi? Yani. Konduramıyoruz tabii de. Sonuçta eski bağımlı. Aklına gelmiyor değil insanın yani. Doğru peki. Şimdi nerede? Ali'nin yanında. Nehir evinde öldürülmüş. Eve zorla giriş izi yok. Boğuşma izi de yok. Muhtemelen tanıyan biri yaptı. Barda şarkı söyleyen bir kadın. Mekana kimlerin girdiği malum. Her gece muhatap olduğu bir sürü abuk sabuk tip. Birileri musallat olmuş olabilir. Mekanın patronunu aldık. Onur'la iyice sorguda. Nehir'le ne derdim olur benim ya? Kadın ağzına kadar dolduruyordu mekanı her akşam. Sırf o yüzden üzüldün yani kadının ölmesine. Yok canım. İyi kızdı. Severdim. Başka kimin derdi olur peki? Sürekli müşteri. Kafayı Nehir'e takmış biri falan. Ha? Vallahi bizim işte oluyor tabii öyle durumlar. Geveleme anlat. Müşteriden değil de başka barlardan çok istediler.
Hele Sadık. Dünyayı koydu önüne. Gitmedi, akıllı kızdı. Müşterisini de, mekanını da bırakmadı. Bana bulaşamaz da kızı rahatsız etmiş bir iki defa. Öyle duyduk. O yüzden de şoförle göndermeye başladım evine. Kim bu Sadık? Mekanın neresi? Abi, Uğur'un evini arabasını arattık. Bıçak falan yok. İlk ifadesi doğru. Tamam. Ne konuşacağız abi? Rahat ol oğlum. Yok bir şey. Sen şimdi dün geceyi anlat bize. Sen götürüp bırakmışsın evine kadını. Hep mi bırakıyordun, bir tek dün gecelik mi bıraktın? Patronun talimatı abi. Yani başkasını da istemezdi. Beni isterdi rahmetli. Götürür kapısına kadar bırakır çıkardım. Başka ne diyeyim? Husumetli olduğu biri var mıydı? Vallahi benim bildiğim yoktu abi. Sadık varmış bir tane, sen tanıyor musun? Adını duymuştum. Mekanı var diye biliyorum abi. Başka ne meselesi olur bilemeyeceğim abi. Tamam mıdır usta? Tamam usta. Kalk bakalım Uğur. Nereye abi? Evine oğlum. Savcıya sevkine gerek görmedik. Biz bırakacağız seni. Eyvallah abi. Aynı evde misiniz hala? Aynı abi. Zeytinburnu'ndayız. Ablan, eniştenler falan? Eniştem Almanya'da çalışıyor. Ablam ellerini de öper. İki de iyi yeğenim var. Beraberiz. Yalnız abi işim bittiyse ben bir dükkana geçeyim. Patron ayıp olmasın. Korktu, evine saklandı gibi. Yani ekmek yediğimiz yer sonuçta. Olur git. İnşallah o patron hak ediyordur böyle aslan parçasını. Baş sağlığı için mi arıyorlar? Kimimiz var ki arasın? Akşamın işleri için ararlar. Cenazen var, çıkıp göbek atmayacaksın herhalde. Bulursak yerime birini atmam tabii. Ama bakalım. Cenazenin başında benim yüzümden dedin. Ne demek o Şükran? Ne zaman dedim? Güzelim, oynama benimle. Nehir senin akraban, ev arkadaşın. Kardeş gibi büyüdük demişsin ilk ifadende. Niye benim yüzümden öldü dedin? Evde olsam yardımım olurdu. Yalnız bıraktım diye dokundu. Neden olacak yoksa? O kadar yani. Başka neden olacak? Lütfen gelmeyin üzerime. Daha toprağa vermemiş satıcıyı. Tamam tamam, abartma. Peki bu Sadık kim? Mekancı. Bizim oraya yakın bir yeri var. Çok istemiş Nehir kendi mekanını da çıkarmak. Kim? Sadık mı? Neden, olamaz mı? Olsa duyardım. Benden mi saklayacak Hatice? Nehir yani. Kesin haberim olurdu. Deli miyim ben başkasının işine çomak sokacağım? Yakışır mı? Aa, bu ne? Sadık, bize de mi dayılanacaksın? Az fren yap da tatsızlık çıkmasın, tamam? Daha bu hafta anlaşmıştım Sevda'yla. O da tabanca gibi şarkıcı. Nehir'den bana ne? Kimin iftirası ben biliyorum ama. Kiminmiş? Anlat biz de bilelim. O namussuz Fethi. Biliyor başına geleceği. Ne gelecekmiş başına ya? Ulan gözümüzün önünde bir de tehdit mi ediyorsun adamı ha? Sustum, tamam. Ne var sizin aranızda Fethi ile? Yok bir şey. Bize pek öyle gelmedi ama. Benden bu kadar. Alacaksanız avukatı arayayım gelsin merkeze. Gerek yok şimdilik. Ama buralarda ol. Aradık mı bulalım seni? Ne iş olsun hakikaten Hatice ile? Adamın işi gücü yerinde. Kalkıp neden cinayete girsin? Deli mi? Belli olmaz. Bir şey sakladığını çok belli etti. Var bir hesap Fethi ile aralarında. Bir sinema mı yapsak ya? Benim kütüphaneye uğramam lazım. Aa, bizim okulda kütüphane mi vardı? Yok artık Metin ya. Şaka canım. Ne güzel gidiyorsun sen öyle. Aslı! Eyvah, yine mi ya? Aşkım kaçtım ben, görüşürüz tamam. Parçalayacağım anne. Seni. Kaçma, gel buraya hayvan herif. Ah. Seni hırs düşmanı seni. Bir şey duyarsan patron falan deme, korumaya kalkma sakın. Tamam mı Uğur? Tamam. Tamam abi. İşimden olurum da deme. Öyle bir şey olursa biz varız, tamam mı? Eyvallah abi, sağ ol. Bir şey olursa da ara beni, tamam mı? Tamam abi. Hadi bakalım. Thank you.
şey. Yok yok. Siz iyi misiniz? İyiyim abi. Kaldırın kadını. Gel buraya. 45-43 merkez. Mesajları ve bilgisayar yazışmalarını kontrol ettik. Şükran'ın ölen Hatice ile herhangi bir derdi yok. Komşular da aksine söylemediler zaten. Yine de gözümüz üstünde olsun. Başka? Ece ile Onur Diyarbar'ın sahibiyle görüşmüşler. Adam konuşmamış. Yani Mesut'la Üçlü mü kaldı sadece? Uğur'dan yürüyorlardı amirim. Bir arasanıza ne yapmışlar? Bu ara çok boş bırakmaya gelmiyor onları. Müdürüm, affedersiniz. Hüsnü abi hatta. Üzerlerine ateş açmışlar. Ne? Ne? Alo? Hüsnü, iyi misiniz? Tamam, tamam geliyoruz. Hadi Deniz. Çaylarımız hazır efendim. Anne gel. Sağ ol Zeliş kızım. Abla, bize çay yok mu ya? Ay kalk kendin al, uşan var sanki senin. Bunun paniği ne böyle? Aslı'nın anasına basılmış yine. Aa, ne diyorsun ya? Şşt, dövdü mü yine? Yok, erken gördüm anlatan bu kez. Koşa koşa kaçtın değil mi? Ne yapacaktım lan? Kavga mı edecektim kadınla? O kadar da yalan konuştun babama. Bak hepsi boşa gitti ya. Ne yapalım yani? Babam sevmediğince vazgeçilmiyor abla. Ay sevsinler. Sahip çık şuna bak. Metin'de de bir haller. Ne olmuş Zeliş? Bırak teyze, özel mevzular. Bırakma bırakma Zeliş. Anlat kızım. Vallahi söylemeyeceğim kimseye. Ne olmuş hadi kızım. Yok bir şey anneciğim, yok bir şey. Ay çok sıkıcısın Zeliş. Bu nerede? Gönderdik evine. Aklı çıktı çocuğun, yazık. Bizim de aklımız çıktı abi. Abartmayın oğlum, yok bir şey ya. Havaya sıktı zaten. Her yer dağılmış abi, ne havaya sıktı? Neyse ne işte, oldu bitti. Plaka da alamadık bu arada. Çocuklar kamera bakıyor. Abi direkt sizi mi hedef gösterdiler yoksa mekanı mı taradılar? Bence mekanı taradılar ya. Biri takip etse yolda fark ederdik. Adam mekanı taramaya geldi. Bizim bulunmamız tesadüf yani. Beni niye alıyorsunuz kardeşim? Mağdur ben değil mi? Ulan senin yüzünden biz gidiyorduk neredeyse. Tamam, dangalak. Abi tamam tamam. Sakin. Şşt Fethi, uzatma. Ne saklıyorsan anlatacaksın tamam? Cenaze benim mekanımdan çıktı. Üstüne kurşun yağdırdılar. Taktınız mı, derdiniz nedir söyleyin bilelim. Şşt, sen takma görmemişsin. Sana bir takarım Fethi. Arkandakilerin 10 katı gelse alamaz seni elimden. Şşt bana bak. Akıllı olacak mısın Fethi? Olalım bakalım. İyi. Aferin. Şimdi bırakıyoruz seni. Yarın sabah ilk iş emniyettesin. Sakın gevşeme. Neredeysen gelir söke söke alırım seni. Hadi hadi. Biz gidelim hadi. Sıkıldım. Sıktılar gittiler. Biz ne yapıyoruz? Kimin ne derdi olur mekanına onu bulmak lazım. Sadık'ı geçin, uğraşmaz. Ben bir uğraşacağım onunla var ya. Arabadan yürüyelim derim. Başka bir şey yok zaten elimizde. Haklısın. Hadi. Hadi. Hadi geçmiş olsun kardeşim. Haberleşiriz. Sağ ol abi. Görüşürüz. Hoş geldin. Dayı hoş geldin. Canlarım. Yavaş çocuklar. Yorgunum zaten. Ne oldu ablam? Neredesin dünden beri? Telefona da çıkmadın. Anlatırım ablam. Bir geçelim içeride. Ne sık boğaz ediyorsun? Konu komşuyu bıraktım, taziye evinde geliyorum işte. Beni de mi öldüreceksin? Efendim müdürüm? Aylin bir adres gönderiyor sana. Hemen oraya geçiyorsunuz. Ayrılmadın bir yere değil mi? Tamam geliyorum, yoldayım. O dediğim iş ne oldu?
Halloldu abi. Uğur? Evinde abi. Güzel, aferin. Kiminle buluşacak acaba? Şu gelene bak. Ne var lan? Ne çağırdın? Nasıl kıydın lan kıza? Hiç mi acımadın lan? Lan sus! Şerefsiz! Şerefsiz puş! Kime kıymışım lan? Şş. Doğru konuş! Polis! Geç şöyle, geç şöyle! Gel şöyle, sen öldürmedin mi derim? Geç şöyle! Katil bu adam! Bu öldürdü Hatice'yi! Allah belamı versin, yalan söylüyor! Şş. Kesin sesinizi! Merkezde anlatırsınız derdinizi. Hadi yürü! Yalan söylüyor, ben öyle bir şey yapmadım! Yürü! Yahya eski sevgilim. Adam yaralamadan içerideydi. Yeni çıktı manyak. Geldi kabus gibi üzerimize çöktü. Tehdit mi etti sizi? Etti ya. Ne beni çalıştıracakmış lafta ne de Hatice'yi. Rahat huzur vermedi kaç aydır. Kızın başına bu iş gelince... Dedim yapsa yapsa Yahya yapar. Bize neden vermedin adını? Dediğin gibi ise ya seni de öldürse? Biz olmasak ne yapacaktın? Seviyorum gerizekalıyı. Dedim belki o değilse günahına girmeyeyim. Önce ben bir anlayayım yaptı mı yapmadı mı. Ya ben en fazla döverim küfrederim. Ne vurması abi? Ulan hiç yapmadığın şey mi ha? Amcaoğlunu vurmuşsun. O başka abi, aile meselesi o. Neredeydin dün gece? Abi dedim ya, akrabam izne geldi askerden. E çocuğu yedirdik içirdik. Sabaha kadar mı? Yani sabaha kadar. Sabah da gittik, hastaneye bıraktık. O neden? E çok içti salak, midesini yıkattık. Abi, bakın beni dinlemiyor Şükran. Bari siz bir şey söyleyin amirim. Delikanlı adamsınız, halden anlarsınız yani. İnsanın sevdiği oryantele çıkar mı abi? Bize ne oğlum, bize ne? Arkadaşım mıyız lan biz senin? Ha? Bize niye dert yeniyorsun? Efendim vardı. Tamam. Adam doğru söylüyor baba. Sabaha kadar Ok Meydanı Hastanesi'nde dermiş. Kayıtları var. Bu kötü oldu. Elimizde şüpheli kalmadı resmen. Söyle bıraksınlar. Gerekirse takip ederiz. Olur baba. Ailen o ne? Apartmanın güvenlik kamerası abi. Hani kayıt yoktu? Bilgisayar teklemiş, öyle dedi sonradan. Yönetici vermiş karakoldakilere. Allah Allah. Gece programdan sonra kadını eve bırakıyor Uğur. Oraya kadarını biz de biliyoruz. Çıkışı bulsan Ali. Neden? Bul sen bul. Kaçta çıkıyor Uğur? Yirmi dakika sonra. Kadını evine bırakması neden 20 dakika sürsün? İleri alsana biraz. Devamında bir şey yok abi. Uyuttun mu bizi Uğur? Ha? Allah kahretsin. Şükran da Yahya da serbest. İkisinin de alakası yok cinayetle. Size ne oluyor? Güvenmeyeceksin kardeşim. Güvenmeyeceksin, yok güvenmeyeceksin. Uğur katil olabilir baba. Biz almaya gidiyoruz. Hadi, hadi. Hallolacak değil mi baba? Kesin değil mi? Sen hiç merak etme aslanım. Halloldu bile. Yuh ulan bize. Üç günde ikinci kez taklaya geliyoruz ha. Yok usta, insanoğlu bu. İyisini kötüsünü geçtim. En güvendiğim bile çiğden yemiş içmiş. Bu kez kaçırmam usta. Canına okuyacağım Uğur'u. Benden fırsat bulursan okursun usta. Hadi bakalım. Gel. Siz içeride oynayın. Hakkını helal et abla. Nasıl helal edeyim? Nasıl kıydın kızcağızı? Hiç mi elin titremedi? Ne oldu? Ne geçti o kadını öldürünce eline? Namusunu mu temizledin? Adam mı oldun? Yapma abla ya. Ben söyleyeyim mi sana? Katil oldun. Abla şunu al, lazım olur. İstemem. Bak enişteme de anlatma bir şey. Döndüğümü konuşuruz tamam mı bak? Karışmasın şimdi. Uğur kurtulan sen misin?
Benim mi? Uğur'um. Abla gözünü seveyim. Ne oluyor beyler? Ne oluyor beyler? Komiserim, bir ihbarı vardı da vatandaşın. Kendimi ihbar ettim abi. Ben işledim cinayeti. Tamam, biz de burası beyler. Dosya bizim zaten. Tamam komiserim. Bizi neden aramadın oğlum? Utandım abi. Hadi gel. Uçağı çöpçüler bulmuş. İncelemeye gönderiyorum baba. Etrafı da araştırın. Başka delil varsa kaçırmayalım. Tabii baba. Ekipler çalışıyor. Kamera var ama kayıt yok. Güvenlik kameralarını sadece görsellik olsun diye kurdular diye biliyorduk. Demek ki yanlış bilgi. Olur arada. Olur da hem kayıt var hem de ayağımıza kadar geliyor. Hem de tam cinayet saati. Normalde 40 tane CD ayıklamamız gerekmez mi? Orası öyle. Var abi burada bir enayilik. Bir bakmak lazım şu apartmana neyi nereden kaydediyorlar. Hard diski olduğu gibi alıp getirmek lazım. Ayıp ettin hayatım. İstediğin hard disk olsun. Ben Arda'yla Yasemin alıp çıkıyorum. Engin tamam. Amir'e haber verirsiniz. Tamamdır. Tamam. Günün meselesi diyor. Sevmişler birbirlerini kadınla. Yani Uğur öyle sanmış tabii. Sonra kadın elini ayağını çekince gururunu yedirememiş. Bana zayıf geldi baba. Bana da. Bu kadar basit olamaz. Adam uyuşturucudan kurtulduktan sonra kırmızı ışıkta bile geçmemiş. Kime sorsak saygılı, dürüst bir genç diyor. Hem gönül işi hem cinayet. Kimi kandırıyorlar Allah aşkına ya. Kimsenin kandığı yok daha. Her gelen başka bir şey anlatıyor. Katil benim diyen de bambaşka bir şey anlatıyor. Bir de bu kadar ağırlık çok çocuklar. Yani baba? Biraz daha kurcalıyoruz. Uğur'u hemen sevk etmeyelim. Şükranları da saldık. Ölenin akrabası şu kız. Nereden devam edeceğiz? Benim hakkımda biri var abi. Bunu imzalıyorsun. Tamam. Bitti mi Hakan? Bitti komiserim. Abi, hakkınızı helal et. Edemiyorum aslanım, kusura bakma. Çok şaşırttın beni, çok üzdün. Hadi beni boş ver. Ablana, yeğenlerine ne olacak? Gençliğine ne olacak oğlum, ha? Ne olacak? Arda, hemen tekneye götürüyorsun onu. Ailenin haberi var, bakacaklar hemen, tamam? Anladım, tamam. Buyur baba. Katil elimizde. O da ifadesi. Yer say yani. Hiç öyle bir niyetim yok. Bir kere size kim neden ateş etmiş daha ortaya çıkmadı. Bekleyelim bakalım. Kimin ne hesabı var bir görelim. Araç plakasız. Peki yok mu kayıtlarda bir şey? Maalesef müdürüm. Tamam sağ ol. Tetiği için bir şeyler demiştin dün. Biliyor hani o başına geleceği falan. Ne kastetmiştin? Bak amirimle kalkıp buraya kadar geldik. Beni eli boş döndürme, tamam? Sonra külahları değiştirmeyelim. Kapat lan şu kapıyı. Buyurun. Rahmetli nehire takık olan ben falan değilim. Fethi'nin oğluyla beraberdi kadın. Hakan'la. Adamın tek evladı. Dur, çüş diyemedi tabii. Yoksa ekmek verdiğin yerdeki kadınla olacak iş değil. Ama takıldı Hakan. Zaten manyak bir şey. Rahat vermedi nehire. Ayrılmak istedi kız. Dünyayı dar etti. Kaçıp bende çalışmak istedi nehir. Ben de üstüme bela almak istemedim. Peki neden senin adını verdiler bize? Ne bileyim abi. Baba oğul şeytan ikisidir. Vardır bir hesapları. Çabuk. Yanlış yapıyorsunuz komiser. Böyle olmaz. Avukatlar yolda. Her işin bir raconu hadi, var. Hadi 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 götür kardeşim götür götür götür. Hadi hadi konuşma hadi. Bir
Birazdan avukat da olacak burası. Ne yapacağız? Onlar oynuyorsa biz de oynayacağız. Kamera kaydından bir haber? Uğraşıyorlar baba. Peki Uğur? Bekliyor aşağıda. Güzel. Babalık mı yapıyorsun oğluna? Cinayeti adamına atıp kurtaracak mısın? Yok öyle bir şey. Bizim Uğur vurmuş. Kendi itiraf etmiş. Benim de sonradan haberim oldu. Her dakika burnumuzun dibindeydiniz. Sadık'a niye yolladın bizi? Dikkatimiz dağılsın diye mi? Silah kovan. Yok komiser. Parmak izi alacağız ama değil mi? Alacağız tabii. Parmak izi, barut izi. Peki silah ateşlenmişse arabanın içinden çıkar herhalde değil mi Ramiz? Çıkmaması için çok çok iyi temizlenmesi lazım. Uğraşmamışlarsa çıkar. Dikkatli bakın ne olur. Merak etmeyin. Hadi kolay gelsin. Kolay gelsin. Sağ ol. Hiç boş yere uğraşmayın. Tek kelime etmem. Avukatım gelecek öyle. Olur. Beraber bekleriz. Abi ne zaman sevk edeceksiniz beni? Çok mu acelen var kendini yakmaya oğlum? Bekle uğraşıyoruz burada. Hakan elimizde. Hakan'ı niye aldınız ki abi? Ben vurdum işte. Abi karıştırmayın başkasını. Ablam var, yeğenlerim var. Gözünü seveyim abi ya. Bir de kanun nizam var aslanım. Bekleyeceksin. Sorgu yok mu? Avukat geldi aşağıda. Sorguya gireceğiz diye bekliyor. Acelesi yok, beklesin. Müdürüm görüşecek önce seninle. Benim diyecek bir şeyim yok müdürünüze. Avukat da gelsin. Sorgu sual değil dedik. Otur bekle. Aldım abi. Sıra sizde, hadi. Gel. Ben kayınbiraderimi göreceğim kardeşim. Bekletiyorsunuz sabahtan beri. Kadın, çoluk, çocuk perişan. Ne katili ya? Bizim uğurluk işler mi onlar? Ya delirdiniz mi siz ya? Çok konuşma. Bir de seninle uğraşmayalım. İtirafı var kapı gibi. Veririm okursun bir ara. Otur bekle şurada hadi. Sesiniz çıkmasın sakın. Alak! Herkesle de bir havalar anasını satayım ya. Sanki terörist yakaladılar. Of of. Kafam hala kazan gibi. Nasıl uçtum geldim haberi aldım Almanya'dan anlamıyorum yani. Kusura bakmayın. Fikret ben. Fethi. Ha Fethi sen misin? Benim ne olacak? Uğur'un patronu Fethi. Senin oğlanın işi için. Şşş kes sesini. Burada konuşulur mu bunlar? Ona bak. Meraklısı değilim ben Uğur'un. Su testisi su yolunda. Girsin yatsın tamam. Ama biz ne olacağız? Hanımlar, çocuklar ne olacak? Öyle bedavaya kapatmak olmaz bu işi değil mi? Verdik. Ne lazımsa verdik. Konuşursun Uğur'la anlatır. Burada uzatma. Ben onu bunu anlamam kardeşim. İki güne döneceğim fabrikaya. 50.000 euro koyacaksın cebime. Yoksa burada bir cingar çıkartırım, seni de oğlu da paketlerler. Evet. Pişman ederim seni. Çıkarsan edersin. Alırım bizimkileri, kaçarım Almanya'ya. Nah bulursun bizimize. Tamam, çıkalım şuradan hallederiz. Ne zaman? Akşama elinde olur para. Bu iş bu kadar. Tamam mıdır? Pırıl pırıl. Uzat bakalım ellerini. Oyun oynadınız bana. Buna hakkınız yok. Uzat, uzat. Mahkemeye vereceğim sizi. Sahtekarlık sizin bu yaptığınız. Çok konuşma, çok konuşma. Yürü, hadi. İfadeye gerek kalmadı abi. Avukatıyla alırız. Babası her şeyi itiraf etti. Ne diyorsun ya? Neyi itiraf etti? Olmaz öyle şey. Yalan söylüyorsunuz. Otur lan yerine, otur, otur. Seninle mi uğraşacağız?
Babam yapmaz öyle şey. Kes! Müdürüm. Sağ olun müdürüm. Hakan'ın arabasında barut izi var. Mesut abileri ateş edip kaçan araba bu. Kaydın sonunu silmişler ama başını kurtardık Rıza baba. En başta Hakan'ın apartmana girdiği net görülüyor. O yarım saatte mi olmuş, ne olursa? Girdik apartmana. Dairesine kadar çıkardım Nehir ablayı. Teşekkürler Uğur. İyi geceler. İyi geceler abla. Ne yapacağımı şaşırdım. Babasını aradık. Fethi Bey'i. Bayağı bir konuştuk. Hakan ayrı çıktı arkadan. Ben arabayla çıktım. Mekana geldik. Ne yapacağımı anlattılar. Ya siz gelmeseniz başka bir ekip gelse hemen teslim olacaktım. Hem evdekileri göreyim istedim. Hem de utandım sizden abi. Yine de gireceksin. Daha az kalacaksın ama komple hayatını yakmaktan iyidir aslanım. Bir de Hüsnü abine dua et. Abi, hadi abi. Bırakın oğlum, bırakın yürü. Yavrum. Yürü abi. Dur. Abi, yürü. Dur. Ne oluyor burada? Yürü hadi. Baba. Hadi. Dur bir dakika oğlum. Oğlum ne oluyor, neler oluyor? Kızımı kirletti bu alçak damlısız. Şikayetçiyim, götürün memur bey. Kardeşim bir durun. Ne bu rezillik ya? Arkadaş bunlar, arkadaş. Bir durun. Komiserim şikayet var, götürmek zorundayım. Anne bırak. Ne biçim babasın sen? Ya, ne biçim polissin? Haydi. Komşular. Baba bir şeyler yap ya.